Haberül ifk fi gazveti beni mustalik sitte sene. Sene sitte. Hani Ayşe kalet, Hazreti Ayşe'den rivayet Mervi. Kâne Resulullah idâ arâde seferan akra'a beyne nisâihim. Bir yere sefere gideceği zaman kadınlar arasında kura çekerdi. Fe eyyetuhunne harace sehmuha, hangisinin çıkarsa, hangisine çıkarsa şey, harace biha ma'hu, onunla çıkar diyorlar. Fe lemmâ kânet gazvetü beni mustalik akra'a beyle nisâhi kemâ kâne yasna'u, fe harace sehmi aleyhinne ma'hu. Bana çıktı. Her zaman yaptığı gibi yaptı yine kura. Fakara cebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da benimle çıktı yola. Fekâne nisâ'u izzâki innemâ yekünnel ulak. Yani ulak dediği şey de ölmeyecek kadar yemek gibi yani. Öğün arası yapmak yani. Böyle oturup da bir sofrada yemek yemek değil de atıştırmak diyelim. Tam olarak innemâ yekünnel ulak, onlar ancak atıştırma usulü yerlerdi. Lem yuhebbichunne ellehmu. Yani onları, et onları bağlamıyordu. Yani et bağlamış değillerdi yani. Evet. Kifeyethkaline, ağır olsunlar. Hafiftiler kadınlar yani. Zayıftılar. Et bağlamamışlardı yani. Evet. Ve küntü iz ruhileli ba'iri. Beni devem çökertildiği zaman yanımda. Evet, celestu fi hevdeci, onun arkasına hevdecine otururdum. Sümeyetil kavmul lezi, sonra kavim gelir. Ellezi yerhaluneli ve yahmiluneli, beni şey yapan yani beni taşıyan, götüren kavim gelirdi. Feyekhudune bi esferil hevdeci ve hevdecinin altından tutarlardı. Feyerfaunehu, onu kaldırırlardı. فَيَذَعُونَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ, devenin üstüne kaldırırlardı. فَيَشُدُّونَهُ بِحِبَالِهِ, sonra onu iple iyice bağlarlardı deveye. ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِرَأْسِ الْبَعِيرِ, ve sonra hayvanın başını tutarlardı. فَيَنْتَلِقُونَ بِهِ, onunla yürürlerdi. Hevdeç, deveden ayrılan bir şey yani. Faytonların arkası gibi. Böyle kare, bir insan oturabileceği kadar. O ayrı bir yerde. Genelde onu indiriyorlar, o iniyor. Sonra içindeyken de onu tekrar kaldırıp şeyin üstüne koyuyorlar. Devenin üstüne koyuyorlar. Ben de böyle diyor yani. O şeyin içinde oturuyordum. Gelip onları kaldırıp devenin üstüne yerleştiriyorlardı. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ مِنْ سَفَرِهِ ذَٰلِكَ, Resulullah bu seferinden ayrılınca yani seferdeki işi bitince, وَجَّهَ قَافِلًا, döndü geri. Hatta اِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَد۪ينَةِ, ta ki Medine'ye yaklaştığında, nezele menzilen, bir yere indi. Febe'te fihi ba'da'l-leyl, ve orada gecenin bir kısmını geçirdi o yerde. Sümme ezzene finnâsi bir rahil, sonra insanlara yola çıkılmasını talimatını verdi. Fertahelen nâsü, insanlar da yola çıktılar. Ve kıraştü li ba'da haceti, ben de bazı ihtiyaçlarımı görmek için çıktım. Ve fî unuki ikdun li, ve boynumda da bir gerdan vardı. Fihi ceza'un, ve orada o şey, gerdanda inciler diziliydi. Ceza'u zafarin, yani zafer bir şey ismi. Bölge yeri, yani o bir bölgenin ismi. Yemen'le Medine arasında bir yer, Sana'ya yakın bir yer. Oranın şeyleri vardı diyor, incileri, boncukları. Felemme feragtu inselle min unuki, ben işimi bitirince, ihtiyaç için gittim diyor ya, işimi bitirince boynumda olmadığını hissettim diyor. Ve la edri, ve bilmiyordum da yani. Yani inselle min unuki, boynumdan sıyrılmış, inselle kopmak, sıyrılmak. Ve la edri, fakat nerede olduğunu da bilmiyorum. Ve raca'tu ila mekanillezi zehebtu ileyhi, bu sefer de neye döndüm diyor bir daha. Tekrardan ihtiyaç için gittiğim yere döndüm. فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُهُ, ve onu aradım, buldum. وَجَاءَ الْقَوْمُ خِلَافِ, ve kavim de şeydiler. اَلَّذ۪ي كَانُوا يَرْحَلُونَهُ يَرْحَلُونَ لِي الْبَعِيرِ, yani benim bineğimi taşıyan o toplulukta arkamdan gelmişler. فَقَدْ فَرَغُوا
min rahletihi ve yani on şeyden ayrılmışlar yani binmiş olduğu şeyden. Fe ahadul hevdece ve o şeyi alıyorlar, o ne diyorlar ona? Fayton mu diyelim? Mahfeli kaldırıyorlar. Ve hum yazunnune enni fihi, benim onun içinde olduğumu zannediyorlar. Kema kuntu asna'u, her zaman yaptığım gibi. Fahtemeluhu, onu yüklüyorlar devenin üstüne. Feşüttuhu alel ba'ir. Nasıl? Tahtıravan. Tahtıravan. Onu şeye bağlıyorlar da, iplende sağlam. O çünkü tam oturması lazım. Olem yeşükkü enni fihi, içinde olacağımı düşünüyorlar yani. Kenarda da kapalı bir şey. Her tarafı kapalı. Thumma ahadu bir asil ba'ir, sonra devenin yani o şeyini başı kafasını tutuyor. Fantalaku, bir yürüyorlar. Feracatu ilel askeri, karargaha geri döndüğümde yani o konaklanan, konuşulanan yer var ya, oraya geri döndüğümde ve ma fihi min da'in ve la mucibin. Ne bir yani incin top oynuyor deriz ya bizde. Ne çağıran var ne cevap veren var. Ne konuşan var ne cevap veren var. Kad intalaka nasu, insanlar yürüyorlar. Feteleffefet bi cilbabi. Feteleffeftu bi cilbabi. Ben de örtüme büründüm. Sümme izdaca'tu fi mekani. Sonra orada bulunduğum o askerde yani o karargahta uyudum diyor. Ve araftu enne lev kad üftüqittu lerucaa ileyye. Sonra dedim ki benim olmadığım fark edilirse döneceklerdir bana yani. Evet. Fe vallahi inni le muzdaca'tun. Ben orada uyuyorken izmer rabbi Safvan bin Muattal es-Sülemi. Safvan bin Muattal es-Sülemi geldi diyor. Vakat kane takallafa anil askeri li ba'd hacetihi, bazı ihtiyaçları için geri kalmıştı diyor. Bizim hadis kaynaklarında kendi ihtiyaçları için değil. Genel olarak o zaten geriden gelme görevi verilmişti kendisine. Yani belki aynen böyle kervandan geri kalan olabilir, bir şey düşüren olabilir diye. Zaten Süheyli de bunun şerhi de bunu bu rivayeti getiriyor yani. Evet. Felem yebit ma'annas annasil bazı haceti felem yebit ma'annas, o da insanlarla beraber geceleyememişti. Fera'a sevadi, benim karanlığımı görmüş yani bir karartı görüyor. Fe akbele hatta vakafe aleyye, bana geldi yanımda durdu. Vakat kane yarani kable en yudriba aleyne el hicab, yani örtü gelme ayeti gelmeden önce o beni görmüştü. Felemme ra'ani kale, beni görünce dedi ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet. Zaine ta Resulillah. Yani zaine şey demek. Normalde kelimenin tam anlamı fayton demek. Yani şey anlamına geliyor. Mahfe diyorlar. Mahfe. Mahfe. Resulullah'ın şeyi. Yani aslında zaine, yani zain mahfeye binen kişi, zaine de mahfeye binen kadın demek aslında. İki kelimeyle ifade ediyorsun sen ama mecburen normalde zaine mahfedeki kadın demek. First lady diyebiliriz yani. Mahfelli. Mahfelli. Ve ene müteleffifetun fi thiyabi, ben elbiseme bürünmüş bir haldeydim. Kale ma hallefeke yerhamukumullah, Allah sana rahmet etsin, ne seni böyle geride bıraktı. Femâ kellemtehu, ben ona hiçbir şey söylemedim. Femâ kellemtuhu, ben ona bir şey söylemedim. Thumma qarrabal ba'iru, bana deveyi yaklaştırdı. Fekale, dedi ki irkebi, bin. Festa'khir anni, ben deveyi yaklaştırdı, kendi geride durdu. Geride durdu. Ferakibtu feakhade bra'sil ba'ir, fandalaka seri'an yadlubun nas. Ben ona bindim diyor, başından tuttu devenin. İnsanlara peşine düştü diyor. Fevallahi ma adrakenen nasu ve ma uftiku hatta asbahtu. Ne insanlara yetişebildik ne de onlar benim yokluğumu fark ettiler ta sabaha kadar. Çünkü hatırlıyorsanız dünkü dersten zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hızlı yürütüyordu demişti yani. Resulullah hiç durmadan yürüttü onları diye yani. Bu onunla beraber düşündüğümüzde ama daha anlaşılır oluyor yani. Evet.
Ve nezelen nas, insanlar indiler. Felemme itmaennu tala'ar raculu yaqudu bihi. İnsanlar bir yere indiklerinde, yani konakladıklarında, dünkü şeyle yine uyumlu, dünkü hadiseyle yine uyumlu, Medine'ye yaklaştıklarında bir yerde duruyorlardı, hatırlıyorsanız. Orada bir konaklamışlardı. Felemme itmaennu, ne zaman ki orada konakladı, durdular. Tala'ar raculu yaqudu bihi, bir adamın benim devemi çektiğini gördüler. Fakal ehlül ifk ma kalu, işte o söyleyen, o ahlaksız iftiracılar söyleyeceklerini söylediler. Evet. Ferta'acel askeru, ve asker, yani o karargahta hareket ettiği. Ve vallahi ma alime bir şey min zalike, benim bunun dışında bildiğim hiçbir şey yoktu. Yani durum bundan ibaret. Emin de bu arada. Evet. Evet. Tüm makatim, o bir rivayet tabi. Tabi. Normalde orada inmediği, yani orada inmediği de makul. Hazreti Ebubekir tokat atıyor hatta. Tüm makatim nel Medine'te. Sonra Medine'ye geldik. Felem elbet en iştekeytu şekva şedidetin. Biz Medine'ye geldik, çok kalmadan diyor, ben de bir hastalıktan şikayet edildim. Yani şikayet ettim diyor. Yani beni bir hastalık aldı. وَلَا يَبْلُغُن۪ي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. Beni bir hastalık kapladı diyor. Ve bundan da hiçbir şey. وَلَا يَبْلُغُن۪ي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. Bu konuda bana bir şey ulaşmış da değildi yani, bu iftirayla ilgili. Bana bir mevzu da ulaşmış değildi. Böyle bu şekilde hastayım yani sadece. Belki yolunda etkisiyle. Fakat intehel hadisu ila rasule ve ila ebuye la yedkurune li minhu qalilan ve la kesiran. Halbuki mevzu Resulullah'a da, babama da ulaşmış veya ebeveyye anne babama ulaşmış. Ne onlar bana az ne çok bir şey söylemiyorlar yani. Mevzu ulaşmış onlara. İlla enni enkertu min Rasulullah ba'da lütfihi bihi. Yani bana göstermiş olduğu o ilgiden biraz azaldığını gördüm diyor. Yani böyle bir şey, garip bir hali vardı diyor yani. Küntü izâ iştekeytu rahimeni ve latafe bi. Ben böyle bir hastalıktan şikayet ettim ya, bana böyle iltifat ederdi, daha yakın davranırdı. Felem yef'al dâlike bi fî şekvâye tilke. Bu şikayet ettiğim zamanda ise bir şey söylemiyordu diyor. فَاَنْكَرْتُ ذَٰلِكَ مِنْهُ. Ben bunu çok garipsedim diyor. كَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي اُمِّي. Ben annem benim yanımdayken, benim yanıma girerdi. تَمَرَّضَنِي. Annesi de onun yanına, ona hasta ya, ona bakması için giriyor. مَرَض hastalık, ama temarrada hastaya bakmak, tedavi etmek yani onu. Evet. Refakat etmek diyelim. قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ. Ha, yani nedir bunun hali? Buna dönüp sen nasılsın demiyor. لَا يَزِيدُ عَلَى ذَٰلِكَ. Bunun ötesinde de bir şey demiyordu yani. Böyle bir soğukluk vardı. Çok acıklı bir hadise ya. حَتَّى وَجَدْتُ ف۪ي نَفْس۪ي. İçimde de böyle buna dair çok kötü bir şey hissettim diyor yani. فَقُلْتُ دِمْ ki ya Resulallah, حَيْنَ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَفَائِهِ لِي. Bana böyle cefasını görünce dedim ki, لَوْ اَذِنْتَ لِي فَانْتَقَلْتُ اِلَى اُمِّي. İzin versen de ben anneme geçsem. فَمَرَّضَتْنِي. Bana refakat etse yani, beni vizite etse. قَالَ لَا عَلَيْكَ. Sıkıntı yok dedi Resulullah. Ya o da insan sonuçta. Demek ki biraz olabilir mi diye bir şey yaptı yani. Safvan bin Muattal Adıyaman'da. Adıyaman Elazığ arasında, Adıyaman sınırları içinde. Şey, kabri yani. Bizim Türkiye sınırları içerisinde kabri kesin olan birkaç sahabeden biridir yani. Kultu fentakaltu ila ummi ve la alime li bi şeyin min mekan. Olanlardan hiç haberim yok. Ay benim anam, benim canım anam. Hiçbir şeyden haberi yok. Evde, babasının evinde. Babasının da haberi var, annesinin de haberi var, herkesin haberi var.
Etrafta bir şeyler dönüyor. Garibim, hasta böyle. Kendi halinde. Hiçbir şeyden haberi yok. Hatta nekahtu min veca'i. Nekat buradan geliyor işte. Hastalığı attım diyor. Hastalık sonrası hal diyor. Nekat hali. O sıkıntılarımdan, acılarımdan kurtuldum. Ba'de bid'in ve işrine leyleten. Aşağı yukarı 20 küsür gece. Evet, bir iki rivayet var. 52 gün sonra indi deniliyor ayet. Bazı ayetler de bir ay sonra deniliyor. Bir aya yakın bir zaman. Büyük bir ihtimalle bir ay daha makbul bir rivayet yani. Bazı yerlerde bu hastalığın sebebi bu olaya bağlı. Halbuki hastalık zamanında olaydan haberi yok. Haberi yok. O hastalık normal ya, grip gibi bir şeydir büyük bir ihtimalle. Zaten yolculukta yormuşsa. İyileştikten sonra mı öğreniyor? Tabii şimdi öğrenecek. Hükünler kavmen la nettehizü fi büyütine hâdel künüfe. Biz evlerimizde bu tuvaleti tutmazdık diyor. Elleti tettehizühel a'acimu. A'acemilerin yapmış olduğu tuvaletleri evimizde yapmazdık. Nu'afuha ve nekrahuha. Onu biraz iğrenirdik yani, o kerik görürdük. İnnemâ künnen netebu fi füsuhil medineti. Medine'nin kırsalına doğru çıkardık şey için, ihtiyaç için. Ve innemâ kânetin nisâü yahrucne külle leyletin fi havâicihinne. Kadınlar ihtiyaçlarını görmek için genelde akşam karanlığında şeyden çıkarlardı. İşte o kırsala doğru çıkarlardı. Fekaraştü leyleten li ba'da haceti, ihtiyacım için çıktım ben de diyor. Ve amiyye ümmü Mustah bin Ebi Ruhan. Bu vardı, Mustah'ın annesi vardı diyor yanımda. Bin Abdülmenaf. Fevallahi inneme letemşi ma'i, o benimle yürüyordu diyor. İd'arathet İz'atharat fi maradiha, elbisesine takıldı ayağa. Tökezledi yani. Fekalet, dedi ki ta'ise Mustah. Lanet olsun Mustah'a. Ayağına takılınca şey. Evet. Dedim ki ben de diyor. Bi'ise li amrullah. Ma kulti li raculin minel muhacirin. Kaç şehide behran. Yani sen muhacirlerden... Birine Bedir'e şahit olmuş muhacirlerden birine nasıl böyle söylersin yani? Yazık sana yani. Ne kötü bir şey söyledin yani. Kultu dedim ki eva ma belagakel haberu ya bint Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana şey ulaşmadı mı? Haber ulaşmadı mı? Kultu ve mel haber? Haber ne? Fe akberatni billezi kâne min kavli ehlil ifk. İfk hadisesiyle ilgili söylenen şeyleri tamamen bana anlattı diyor. Kultu dedim ki evakat kâne hâdâ. Bu oldu mu gerçekten? Kâlet, dedi ki naam. Vallahi lekat kâne. Vallahi oldu bu dedi. Kâlet dedi ki fe vallahi mâ kaddertu alâ en akzâ hâceti. Ben ihtiyacımı bile gidermeye takat getiremeden ve raca'tu, döndüm. Fe vallahi mâ ziltu ebki hattâ zanentu ennel bükâe sayada'u kebti. Canım çıksın. O kadar ağlıyordum ki diyor, yüreğimin parçalanacağını hissettim diyor ağlamaktan. Şimdi geriye doğru dönüyor, yorumluyor anacığım yani. Diyor ki vay anasına, demek ki bütün bu peygamberin bu hali, falancanın bu tavrı, her şeyi düşünüyordur yani. Demek ki babamın şu sözü, anamın şu hareketi, hepsi bundanmış meğer. Çok ağır bir şey yani, değil mi? Ondan sonra fekultu li ummi, anama dedim ki yagfirallahu leke, Allah seni affetsin. Tahassetna nas ma tahaddathu bihi, insanlar konuştuğu şeyleri, konuşacakları şeyleri konuşuyorlar. Ve la tezkurine illi min zalike şeyen, bana bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatmadın. Kultu ey buneyyetu, ey yavrucuğum. Evet. Hafzı aleyke şe'en, biraz sakin ol. Yani halini biraz azalt kız. Hafzı indir. He? Hafzı, estağfurullah. Hafzı aleyke şe'n. Yani şu şey tavrını biraz indir. Evet. Hevni aleykel emr. Fe vallahi le kallemâ kânet imraetun hasenâ'u inde racülün yuhibbuha. Kendisini seven bir adamın yanında hiçbir güzel kadın yoktur ki lehâ darâiru, ki onun da kumaları olsun. İllâ kessarne ve kessaran nâsu aleyhâ. Mutlaka insanlar onunla uğraşırlar yani. Tamam mı? Yani mutlaka insanlar onunla didişirler. Hem güzel kadın hem de kocasını sevdiği kadının
mutlaka uğraşanı, şey yapanı olur ya, demek istiyor yani. Sonra Galet dedi ki, vakat kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem finnâsi, insanlar kalktı, Resulullah insanların arasında kalktı, yaktı buhum, onlara hutbe vermek için. Ve lâ âleme bidâlike, fehamidallâhu esnâ aleyhi thümme kâle, yani hamd etti, Allah'a hamd etti, salavat getirdikten sonra, ya eyyühennâs, thümme kâle şöyle dedi, eyyühennâs, ey insanlar, mâ bâle ricâlün yu'zûneni fî ehli, ailem konusunda ne oluyor da bazı adamlar bana eziyet veriyorlar? يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْحَقِّ Hak olmayan şeyler söylüyorlar aileme. وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ اِلَّا خَيْرًا Ben o ailemle ilgili sadece hayır biliyorum. وَيَقُولُونَ ذَٰلِكِ الْرَجُلِنْ Bununla ilgili söylenen adamla ilgili de مَا عَلِمْتُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا Ben o adamla ilgili de hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Safvan'dan yani. وَمَا يَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ إِلَّا وَهُوَ مَعِي O hep benim yanımdayken eve girmiştir yani bugüne kadar. قَالَ وَكَانَ كِبْرُ ذَٰلِكَ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيْ بِنْ سَلُولِ Bu işin büyüğü Abdullah ibn-i Selul'e aittir yani. Bu hadisenin büyük bir hissesi ona aittir. فِي رِجَالٍ مِنَ الْخَزْرَجِ Hazreç'ten bir grupla yani kendi avanesiyle birlikte. مَعَ الَّذ۪ي قَالَ مِسْتَحْ وَحَمْنَ Binti Cahş, Hamne binti Cahş ile Mistah'la beraber. Ve zelike enne uhtaha Zeynep binti Cahş. Çünkü onun kardeşi, yani Hanne binti Cahş'ın kardeşi Zeynep binti Cahş'tı. Kânet inde Resulillah. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı. Ve lem tekün min nisâi imraetün tünâsîni. Yani o kadınlar arasında benimle rekabette olacak en yakın kadındı. Bacısı yani. Hamne binti Cahş. Kız kardeşi Zeynep binti Cahş için yapıyor bunu yani bu iftirayı. Fil menzileti indehu gayraha. Resulullah'ın yanında onun evinde benimle rekabet edebilecek tek kadın Zeynep binti Cahş'tı. Fe emma Zeynep fe'asameha. Fe'asamahallahu bidiniha. Allah onu dini sebebiyle Zeynep'i korudu. Fe lem tekul illa hayran. Yani Zeynep hayırdan başka bir şey söylemedi diyor. Zeynep'in bir şey söylediği yok yani. Kardeşi Hamne sırf o kız kardeşini belki peygamberin yerinde yani peygamber katında yerini yüceltmek için böyle bir şey yapıyor yani. Evet. فَاَشَاعَتْ مِنْ ذَٰلِكَ مَا اَشَاعَتْ O yayacağı kadar yaydı diyor bu rezilliği. تَظَادُّنِّي لِأُخْتِهَا Yani kardeşini تَظَادُّنِّي لِأُخْتِهَا Kardeşini koruyabilmek için yani onu ona yani onu göz önüne çıkartmak için feşakiyet bir değerli ki sırf bundan dolayı büyük bir iftiraya kapıldı yani. Evet. Felemma kâle Resulullah tilkel mekâlete. Resulullah bunları söyleyince kâle Üseyd ibn-i Hudayr. Üseyd ibn-i Hudayr şöyle diyor. Bu ensardan. Ya Resulallah. İn yekûnü minel evs nükfîkehum. Eğer bu rezilliği çıkar. Resulullah hutbe verirken dedi yani bazıları bana eziyet ediyor diye. Eğer bu Evs'tense biz onların hakkından geliriz. Ve in yekûnü min ihvânina minel hazreç. Eğer hazreçteki kardeşlerimizdense femurnâ bi emrike. Ver bize emrini. Fe vallâhi innehum le ehlün entadribe anâkohum. Bu çok ağır bir söz yani. Çünkü Medine'ye hicret etmeden önce de Evs hazreti çok kötü yenmişti ya. Savaşta, son savaşta. Ona işaret ediyor biraz. Diyor ki eğer bizdense biz hakkından gelelim Evs'tense. Eğer Hazreç'tense ya Resulallah emret onlar kafalarını kestiğimiz bir şeydir, kabiledir diyor. Hazreç kendi kabilesi değil mi? Midi kıvayından ha, ya kardeşlerimiz diyor yani kendi kabilesi değil kendi Evs. Fekâme Sa'd ibn-i Ubade bunun üzerine Sa'd ibn-i Ubade de kalktı dedi ki ve kâne kable zâlike yura racülen sâlihen yani bu hadiseden önce buradaki salih şey yani Sultan yanı anlamında. Yani böyle yumuşak bir adamdı yani bu hadiseden önce. Öyle çok böyle sert bir adam değildi. Fekale dedi ki kezebte le'amrullah la nazribu anâkahum. Onların başlarını vuracak değiliz. Emâ vallâhi mâ kulte hâzel makalete sen bu sözü söyledin illâ enneke kad arafte ennehum minel hazret. Sen bu sözü söyledin onların hazretten olduğunu bildiğin için söyledin. Yani bu iftirayı yayanların çoğunluğunun Abdullah ibn Übeyye bin Selül
ve arkadaşlarının Hazreç'ten olduğunu bildiğin için söyledin. وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَوْمِكَ مَا قُلْتَ هَذَا. Yani senin kavminden olsaydı böyle konuşmazdın. Anlatabildim mi? Yani senin böyle çıkıp da geberelim, gebertelim, öldürelim filan bu hallerinin arkasındaki sebep diyor. Çünkü bunun şeyi bu yani. Evet. فَقَالَ اُسَيْدْ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ. Allah'a yemin olsun ki sen yalan söyledin. وَلَاكِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادُلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. Sen münafıksın diyor. Sen münafıkları arka kolluyorsun diyor yani. Abdullah İbni Übey bin Selül'ü de sen sahip çıkıyorsun. Sen münafıksın ve münafıkları için mücadele ediyorsun. Peygamberin karşısına böyle birazdan kavga edecekler. قَالَتْ وَتَسَاوَرَ النَّاسِ İnsanlar birbirlerine girdiler. Hatta kâne yekûdü beyne hâdeyni lahyeyn minel evs vel hazret şarrun. O kadar ki birbirlerine kılıç çektiler, birbirlerine şey yapıyorlardı. Saldıracaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ayırmaya çalışıyor. Duymuyorlar onu. Karşılıklı bir laflar atışmaya başlıyor. Resulullah bağırıyor, durun. Sesleniyor, durun yapmayın diye. En son onlar susmayınca çıkıyor Resulullah mescitten. Ve nezara Resulullah ve dekale aleyye. Resulullah oradan indi benim odama girdi. Feda'a Ali ibn Ebi Talib ve Usame bin Zeyd. Festeşarahuma. Usame bin Zeyd de zaten Ehli Beyt'ten sayılıyor ya. Zeyd bin Harise'nin. Hani o çok evine girer çıkardı denilenlerden yani. İbn Mesud da öyle. O kadar çok girer çıkardı ki biz Ehli Beyt'ten zannederdik yani. İbn Mesud çok fazla Resulullah'ın evine girip çıkan biri. İkisini çağırdı diyor Resulullah, istişare etti. فَاَمَّا اُسَامَ فَاَثْنَا عَلَيَّ خَيْرًا وَقَالَهُ ثُمَّ قَالَ. Yani Usame benimle ilgili hep güzel şeyler söyledi, hayır söyledi diyor. Sonra şöyle söyledi, ya Resulullah, اَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا. Veya biz senin ehlinle ilgili hayırdan başka bir şey bilmiyoruz, ailenle ilgili. وَهَذَا الْكَذِبُ وَالْبَاطُلُ. Bu söylenenler ise tamamen yalan ve batıldır. وَاَمَّا Ali, Hazreti Ali'ye gelince, فَاِنَّهُ قَالَ, şöyle dedi. Ya Resulullah, اِنَّ النِّسَاءَ لَكَسِيرَةٌ. Kadın dediğin çoktur. وَاِنَّكَ لَقَادِرٌ عَلَى اَنْ نَسْتَخْلِفَ. Bunun yerine başkasını almaya sen kadirsin. وَسَلِ الْجَارِيَةَ فَاِنَّا تَسْتُغُكَ. Çağır cariyeyi, anlatsın sana. Yani Hazreti Ali sadece burada bir görüş bildirmiyor. Yani cariyeyi çağır, sana bazı söyleyecekleri var diyor yani. Ciddi ciddi Hazreti Ali de biraz şey yani, anlatabildim mi? Hayır, gelecek şimdi. Peygamberin o evde hizmet eden bir kız var. Belki de bu kız da bir şeyler söyledi. Hazreti Ali onu çağır diyor, konuşsun diyor. Olaydan bağımsız. Hangi olaydan? Benim Müslim gazetesi yoldan bağımsız. Hı. Bir şeyler anlatıyor. Bir şey, o çağır, o konuşacak diyor yani. Feda'a Resulullah Bureyra liyeselaha. Bureyre'yi, o hizmetçi kızı çağırdı. Fekame ileyhi Ali ibn Ebi Talib. Hazreti Ali kalktı. Fazara beha zarben şediden. Ona sağlam bir tokat attı. Fekale dedi ki, üstuki Resulullah. Resulullah doğruları söyle şimdi dedi. Fetekul, şöyle diyor. Vallahi ma alemu illa hayran. Hizmetçi de diyor ki, ben onunla ilgili hayırdan başka bir şey bilmiyorum ya Resulullah. Ve ma kuntu aibu ala Aişe şeyen. Ben Hazreti Aişe'yi ayıpladığım hiçbir şey yok. İlla enni kuntu acunu acini. Ben ancak diyor hamur yoğuruyordum. Fe'amuraha en tahfidahu. O hamuru korumasını söylüyordum ona. Fetenâme anhu. O uyuyordu. Fete'ti şâtu fete'külehu. Ondan sonra geliyordu şeyler. Koyunlar hamuru yiyordu. Başka da şeyim bilmiyorum diyor yani. Başka da bir kötülük bilmiyorum. Bunu söyletmek istemiyordur herhalde. O başka bir şey söylemesini bekliyordu veya istiyordu yani. قَالَتْ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَعِنْدِي اَبَوَاِيَّ Yanımda anne babam varken Resulullah yanıma geldi. وَعِنْدِي اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ Yanımda da bir de ensardan bir kadın vardı. وَاَنْ اَبْكِ وَاِيَّ تَبْكِي مَعِيَّ Ben ağlıyordum, o ensardaki kadın da ağlıyordu. فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاَسْنَ عَلَيْهِ Oturdu, Allah'a hamd etti. Sonra dedi ki, işte burası çok ağır biliyor musun? Hep burası bana çok dokunur yani. ثُمَّ قَالَ dedi ki, يَا عِيْشَ اِنَّهُ كَانَ مَا بَلَغَكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ
İnsanların sana konuşulan şeyler sana ulaşmıştır. Fettekullah, Allah'tan kork. Ve in kunte kad faraqati sawaen kad qarafti suen. Eğer qarafti, qarafe şey, bir şeye dahil olmak yani. Sen bir kötülüğe takıl ha? Kötü bir şey. Evet. Kötü bir şeye dahil olduysan, kötü bir şeye takıldıysan. Mimma yekulun nas, insanların söylediği şeylerden. Fetubi ilallahi, Allah'a tövbe et. Fe inna Allah yakbulu tövbete an ibadihi. Aman ya Rabbi ya. Fe vallahi ma huve illa en kâle li zâlike. Bunları duyunca diyor Resulullah'tan. Fe kalasa dem'i, gözümdeki kanda yani gözyaşı da kurudu. Hatta ma ahissu minhu şey'en, hiçbir şey hissetmemeye başladım. Yani diyor ki sanki, başka rivayette de şöyle kelimeler var. Ben o dakikaya kadar yine diyordum ki peygamber inanmıyordu ama işte insanlar konuştuğu için böyle düşünüyor yani. Ama anladım ki Resulullah da eğer yaptıysan, eğer yapmadıysan bunu söylüyorsa demek ki neredeyse o da inanıyor yani. Neredeyse değil yani. Tövbe et diyor yani. Fentazartu ebeveyye, anne babama baktım diyor. En yecibe anni Resulullah. Benim adıma cevap versinler diye. Felem yetekelleme, hiçbir şey söylemiyordu annem babam. Ve eymullahi le ene kuntu ahkara fi nefsi ve eskara şe'nen min en yenzilallahu fiyye Kur'anen yukra'u bihi fil mesacide ve yusalli bihi. Ben kendimi böyle hakkında ayet inip de mescitlerde okunacak, namazda okunacak, beni teberri edecek ayetlerin inmesinden kendimi hakir görüyordum yani. Böyle bir şeyin, kendimi böyle bir şeyden çok hakir, aciz görüyordum diyor. Velakinni kad kuntu arcu, fakat şunu da umuyordum ki en yara Resulullah fi nevmihi şeyen, Resulullah belki rüyasında bir şey görür de yukezzibu bihillahu anni, Allah bu hadiseden yalanlar, beni temize çıkartır, bu hadiseyi yalanlar Allah. Lema ya'lemullahu min beraati, çünkü Allah benim temiz olduğumu biliyordu. Eve yukbiru haberen, veya bir haber olur, bir şey olur yani, nasıl olacak, bir şey olur da ben bu pislikten, bu rezil iftiradan kurtulurum. Ve emma Kur'anu yunzelu fiyye fe vallahi le nefsi ahkaru indi bidalike. Ama Kur'an'ın bile gelip de Kur'an'ın beni temize çıkartacağını hiç beklemiyordum diyor. Felemma lem ara ebevayi yetekellemani. Anne babamın konuşmadığını görünce kultu dedim ki lehuma, onlara. Ela tucibani Resulullah, cevap vermeyecek misiniz peygambere? Fekala, dediler ki vallahi ma nedri bimâzen nucibu. Ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz. Fevallahi ma a'lemu ehle beytin. Dekhal aleyhim ma dekhal ala âli Ebu Bekir fi zâlikel eyyâm. Hazreti Ebu Bekir'in evine giren o gün, o musibet hiçbir insanın evine girmemiştir. O bela. O nasıl karanlık günler. O nasıl musibet günleriydiyse. Felemme en istâceme aleyye. Benimle ilgili cevap vermediklerini görünce anne babamın, baktım ki kimse bir şey konuşmuyor. Böyle yalnız kaldım. İste'abertu, ve gözlerimden yaşlar aktı. Febekeytu, ağladım. Sümme kâle vallahi la etubu ilallahi mimme zekert ebeden. Beni tövbeye davet ediyorsunuz. Vallahi tövbe etmeyeceğim. Vallahi inni le'alemu le'in akraftu bimâ yekûlün nâs. Vallahu ya'lemu enni minhu beri'ün. لَأَقُولَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ وَاللّٰهِ اِنِّي لَأَعْلَمُ لَيْنْ اَقْرَرْتُ بِمَا يَقُولُ النَّاسُ Eğer insanların söylediklerini ikrar edecek olsam وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ لَأَقُولَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ Çünkü ben bu şeyi yapmadım ki, o kadar üstüne gitmişler ki demek ki bu bile aklından geçmiş yani. En azından yalancı durumundan kurtulmak için acaba ikrar mı etsem diye düşünmüş bile yani.
Vallahi sizin söylediklerinizi ikrar etsem bu sefer de yapmadığım bir şeyi söylemiş olacağım. Yapmadığım bir şeyi söyleyeceğim yani. وَلَيْنَ اَنَا اَنْكَرْتُ مَا يَقُولُونَ Söylediklerinizi inkar etsem, ben yapmadım desem zaten لَا تُسَدِّقُونَ لِي Beni kimsenin tasdik ettiği yok, kimsenin taktığı, dinlediği yok, peygamber de dahil, anne babam da dahil. قَالَتْ Sonra diyor ki ثُمَّ اِلْتَمَسَتْ ثُمَّ اِلْتَمَسْتُ اِسْمَ يَعْقُبْ O esnada Yakup Aleyhisselam'ın ismini hatırlayamadım o hüzünden. Dedim ki ben de Yusuf'un babası gibi derim. Tasabrun cemil. Bana güzel sabır etmek düşer. Vallahu'l müstaalu ala ma tasibun. Sizin bu vasıfladığınız şeylerden Allah'a sığınırım. Fe vallahi ma beriha Rasulullah meclisehu hatta tagashahu min Allah. Ma kana yetagasha. Tam o meclisteyken Resulullah onu her zaman vahiy halinde kaplayan o hal hasıl oldu. Fesücciye bitevbihi elbisesinin altına girdi. Ve vudiat lehu visadetun. Ona hemen bir yastık verdiler. Min edemi. Deri bir yastık. Tahta ra'sihi başının altına koydular. Üstüne örtüyü örttüler. Vahiy hali oldu yani. Fe emme ene ben hine ra'ytu min dalike ma ra'ytu. Bu hali görünce fe vallahi ma fezi'tu ve la baleytu. Ne korktum ne de umursadım. Öyle bir halim vardı ki hiç onu bile umursayacak halim yoktu. Kad araftu zaten biliyordum ki enni beriyetun. Ben zaten temiz olduğumu biliyordum. Ve en Allahu azze ve celle gayru zalimi. Allah zalim olun Allah'ın zalim olmadığını da biliyordum. Ve emme ebeveyye. O esnada anne babam ise fevellezî nefsü Âişe biyedihi. Âişe'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki mâ sürriye an Rasulillah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hal mâ sürriye ondan sıyrılıncaya kadar yani o hal Resulullah'tan geçinceye kadar hatta zanentü letehrucenne enfüsehumâ öyle korkuyorlardı ki o ikisi, o iki anne babası onların yüzlerine baktım öyle bir korku vardı ki sanki canları çıkacak gibiydi. Ferakan min en ye'tiye minallâhi tahkikum mâ kâlennâs İnsanların söylediklerini onaylayan bir ayet gelecek korkusuyla anne babası titriyorlar. قَالَتْ سُمَّ سُرِّيَانْ رَسُولِ اللّٰهِ فَجَلَسَ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan o hal gitti ve oturdu. فَاِنُّهُ لَيَتَحَدَّرَ مِنْهُ Ve alnından terliyordu. مِثْلُ الْجُمَانِ Böyle şey gibi boncuk boncuk terliyordu alnı. فِي يَوْمِ شَاتٍ Kış bir günü olmasına rağmen soğuk bir havada. فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ Alnındaki teri siliyordu. عَنْ جَب۪ينِهِ Alnından. وَيَقُولُ Ve şöyle diyordu. اَبْشِرِي يَا عَيْشَ فَقَالَ اَنْزِلَ اللّٰهُ بَرَاءَتَكَ Müjdeler olsun ey Ayşe. Allah senin beraatini gönderdi. بِحَمْدِ اللّٰهِ Allah'a hamdolsun. سُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَخَطَفَهُمْ Ve çıktı insanlara o ayetleri okudu. وَتَلَى عَلَيْهِمْ مَا اَنْزِلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ Konuyla ilgili inen ayetleri okudu. ثُمَّ اَمَرَ بِمِسْتَحْ بِنْ اُسَاسَ اَسَاسَ ve Hassan bin Sabit ve Hamne bin Tircahş ve كَانُوا مِمَّا اَفْصَحَ بِالْفَاحِشَ Bu kötülüğü yayan kişilere de ise فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ Onlara da iftira haddi vurdurdu. قَالِ اِبْنِ اِسْحَقْ عَنْ بَعْضِ رِجَالٍ بَنِي نَجَّار Beni Neccar'dan Eyyub el-Ensari birileri anlattı diyor. Enne Ebâ Eyyub Halid bin Zeyd Ebâ Eyyub Halid bin Zeyd kâlet lehu imra'etuhu ummu Eyyub ona karısı dedi ki etesme'u mâ yekûlün nâs fî Âişe Âişe ile ilgili söyleyenleri duydun mu? Hazreti Eyyub de dedi ki kâle bela evet fedâlikel ked bu yalandır. Ekünti yâ ummu Eyyub fâiletun Ey Ümmü Eyyub sen olsan Hazreti Ayşe'nin yerinde yapar mıydın bunu? Kale vallahi mâ kütül efalü. Haşa ben böyle bir şey yapmazdım. Kale fe Ayşe vallahi hayrun minke. Sen yapmazsan Ayşe yapar mı? Ayşe senden daha hayırlı. Bunun bazı rivayetlerde ikinci bir kısmı da var. Peki ey Ebu Eyyub sen yapar mıydın? O da diyor ki hayır vallahi yapmazdım. O zaman mistak şey Safvan bir muattal da senden daha hayırlı.
قالت فلما نزل القرآن ذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك. O bu kötülüğü yayanlar ve iftiracılarla alakalı Kur'an-ı Kerim inince فقال تعالى إِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ Bu iftirayı yayanlar عُسْبَةٌ مِنْكُمْ Sizden bir gruptur. Herkes yapmadı bunu yani. لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ Zannetmeyin ki bu bir şerdir. بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bu bir hayırdır. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ Herkes bu günaha girdiği kadar bunun cezasını çekecek. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبِرَهُ Bu günahın büyüğünü altına girenler ise lehu azabun azim onlar için büyük azap vardır. Ve zalike Hasan bin Sabit ve ashabuhu. Ellezî kâlû mâ kâlû diyeceklerini dediler. Sümme kâle teâlâ levlâ iz semi'tumûhu. Bunu duyduklarında zannel mü'minîne vel mü'minât bi enfüsihim hayran. Bunu duyduklarında ve levlâ iz semi'tumûhu zannel mü'minûne vel mü'minât. Müminler, kadınlar ve erkekler bunu duyduklarında hayır zannetmeleri gerekmiyor muydu? Yani فَقَالُوا كَمَا قَالَ اَبُوْ اَيُّبْ وَسَاهِبَتُ Eyyub el-Ensari ve onun ailesi gibi konuşmaları gerekmez miydi? ثُمَّ قَالَ اِسْتَلَقَّوْنُهُ بِاَلْسِنَتُكُمْ Siz onu ağzınızda dolandırıyordunuz. وَتَقُولُونَ بِاَفَّاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğiniz bir şeyle ilgili konuşuyordunuz. Yani hayır söyleseniz ne olacaktı ki? Ne kaybedecektiniz? Zaten bu konuyla ilgili bir şey bilme imkanınız, fırsatınız da yok. Olmuş, bitmiş, geçmiş, gitmiş bir olay. Sırf peygamber için düzgün, doğru söylemeniz gerekmez miydi yani? وَتَحْسَبُونَ اُهَيِّنَا Siz bunu basit bir şey olarak gördünüz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٍ Bu Allah katında büyüktür. فَلَمَّا نَزَلَ هَذَا فِي عَيْشَ وَف۪ي مَنْ قَالَ لَهَا مَا قَالَ Bu Hazreti Ayşe ile ilgili ve onunla ilgili konuşanlarla alakalı bu ayetler inince قَالَ اَبُوْ بَكِرْ وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى مِسْتَحْ Mistaha iyilik yapıyordu Hazreti Ebu Bekir o zamanlar. Ona sadaka verirdi. لِقَرَابَتِهِ وَحَاجَتِهِ Onun ihtiyacı var. Hem de akrabasıydı. وَاللّٰهِ لَا اَنْفَقُ عَلَى مِسْتَحْ شَيْئًا اَبَدًا Ben bir daha ebediyen mistaka bir şey vermeyeceğim dedi. وَلَا أَنْفَعُهُ بِنَفْعٍ أَبَدًا بَعْدَ الَّذ۪ي قَالَ لِعَيْشَ وَأَدْخَلَ عَلَيْنَا Bize yaptığı bu şeyden dolayı, Hazreti Ayşe'ye söylediğinden dolayı bir daha ona en ufak bir fayda sağlamayacağım. قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪ي ذَٰلِكَ O kadar canı yanmış ki bir baba olarak da öyle, peygamberin arkadaşı olarak da öyle. En büyük acıyı o yaşamıştı. Allah Azze ve Celle şu ayeti indiriyordu. وَلَا يَئْتَلِي اُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ Sizden biri fazilet sahibi biri ve saati genişlik sahibi yani zenginlik sahibi biri en yetu ulul kurba vel mesakin vel muhacirin fi sabilillah vel yafu vel yasfahu onlara iyilik yapmaktan geri durmasın. Fel yafu vel yasfahu affetsin iyilik yapsın. Ela tuhibbun en yaghfirallahu lekum. Allah'ın onları affetmesini istemez mi? Vallahu gafurur rahim. Allah gafurur rahimdir. Fekale Ebu Bekir Ayetinin ince Hazreti Ebubekir buyurdu ki: "Bela vallahi inni la uhibbu en yaghfirallahu li." Tabii ki ben Allah'ın beni affetmesini isterim. Faraca ila mistah nafaqatahu allati kana yunfaqu alayha. Mistaka o nafakayı yine tekrardan götürmeye, vermeye, göndermeye devam etti. Ve kale: "La anzi'uha minhu ebeden." Asla onu bir daha ebediyen ondan alıkoymam. Kale İbn İshak ve kale qailun minel muslimine وقال قائل من المسلمين في ضرب حسن وأصحابه حسن بن ثابت وأنهم أركضاشتري ليلجلي شو شير سولت لر لقد ذاق حسن الذي كان أهله وحمنا إذ قالوا هجيرا ومستح مستح حسن حمنا bunlar çok ağır bir azap tattılar تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم Evet. Ve sahtata zil arşi ve sahtat tuatu bi recmil gaybi. Yani recmi gayb demek iftira anlamında. Boşluğa taş attılar yani bilmedikleri konusunda. Hem de peygamber eşiyle ilgili. Evet. Bununla arş-ı kerim titredi. Öyle bir titredi ki fe eterav fe
Fe'terihu ve onlar evet. Ve onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hüzünlendirdiler. Fe'etrahu onu hüzünlendirdiler. Ve adu Resulullah fiha fecellelu Allah Resulüne eziyet verdiler. Ve onu sarstılar. Mekaziye tebki ummimuha ve fuddihu ve bunu bu pisliği, bu rezilliği utanmadan yaydılar. Ve subbet aleyhim muhsadatun keenneha şâbibu katra min durril mesin. Yani çok önemli bir şiir değil. Ona ait olma ihtimali de yok zaten. Şeye, yani gerçi yok. Hazreti, evet, evet, bazı rivayetler bu şiirin Hazreti Ali'ye ait olduğunu söylüyorlar da Hazreti Ali'ye ait değil bu. Gerçi öyle bir şey söylemedi burada değil mi? Herhalde o ana kaynakta söylüyor. Böyle bir şiir söylüyor. Çünkü Hasan bin Sabit bir de bu rezilliği yayarken şiir söyleyerek yayıyordu. Allah onları da bizi de affetsin.